Keşke vaktim olsaydı da bütün bunların nedenlerini seninle paylaşabilseydim. Nasıl bir çamura bulaştığımı, senin gözünde bir hiç olmamak için çırpındıkça daha da battığımı. Bu nasıl bir savunma ya? He? Bu nasıl bir savunma? Senin bana yaptıklarının haddi hesabı yok. Annemi öldürdün. Delili arattırdın sen bana. Kızına. Bu mu babalık? Olan oldu. Tamam mı? Şimdi bırak gideyim. Bak, babanı yakalayacaklar. Sonra asacaklar. Bir ipte sallandığımı görmek hoşuna mı gider? Yaktın. Yıktığın onca insanın cezasını çekeceksin sen. Mehmet Sayın Bey. Her şeyin bedeli var bu hayatta. Sen öğrettin bunu bana. Verilen her kararın bir sorumluluğu vardır diyen sesin benim hala kulaklarımda. Peki sana öğrettiğim bunca şeyin hiç mi hükmü yok? Hatırlasana, sana bisiklete binmeyi öğretmiştim. Her düşüşünde de yerden ben kaldırmıştım. Hastalandığında ilaçlarını benim vermemi isterdi. Çünkü bir tek sana güvenirdim. Çünkü bu hayatta ben bir tek sana güvenirdim. Sen benim sırtımı yasladığım dağdın baba. Haklısın. Hatalarım oldu kızım. Evet, çok büyük hatalarım oldu. Bunlardan geri dönemem ki. Hem senin de hataların oldu. Bana söylediğin yalanlar. Ama ben her seferinde seni affettim. Her seferinde. Çünkü baban seni çok sevdi kızım. Ben seni affedemem baba. Çünkü sen sadece benim canımı yakmadın. Yaptıklarımın azabı beni zaten yakıyor Feride. Biliyorum, bana inanmıyorsun. Ama ben zaten cehennem ateşinin içine düştüm. Bir düşün, beni yakalayıp öldürseler kime ne faydası olacak? Ölenler geri mi gelecek? Yaralar mı sarılacak? Bırak. Bırak ben vicdan azabımla çekeyim cezamı. Kızım, bırak. Ne olur gideyim. Babanın katili olunca eline ne geçecek? Yüreğinde hep bunun yasını taşıyacaksın. Bu yükü kaldırmak kolay mı zannediyorsun? Hadi kızım, bırak gideyim. Çekil yolumdan. Birazdan polisler burada olur. Yalvarırım, bunu bana yapma kızım. Ha gitmişim, ha ölmüşüm. Bu onursuzluğu yaşatma bana. Ölürüm kızım. Zaten şurada ne kadarcık ömrüm kaldı ki. Onu da hapishane köşelerinde geçirirsem ya da idamımı beklemek çok mu hoşuna gidecek? Ya senin yaptıkların? Hı? İşlediğin onca suç, canını yaktığın onca insan için ben adaleti sağlamazsam benim vicdanım rahat eder mi sanıyorsun? Bırak başkalarını düşünmeyi. Ben senin babanım. Sen annemi benden alan katilsin. Çekil önümden. Asla. Çekil dedim Feride. Gitmene asla izin vermeyeceğim. Yaptığın bütün suçların cezasını çekeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Çekil, kes sesini. Ben senin babanım. İzin vermeyeceğim. Mehmet Saim Şadoğlu, hakkında yakalama emri var. Bizzat emniyet müdürlüğüne geleceksin. Ne yakalaması? Ben koskoca bakanım. Dokunulmazlığım var. Dokunulmazlığınız meclis tarafından kaldırıldı efendim. Bu da yakalama emriniz.
Gördün değil mi Feride? Beğendin mi yaptığını? Babanı kendi ellerinle öldürdün sen. Bakarım lütfen. Çek elini, kendim giderim. Feride Hanım, iyi misiniz efendim? Koşun, yardım edin. Hakim Hanım bayıldı. Hastaneye götürelim. Ben anlansın diye çok ısrar ettim Feride'ye ama sonradan da hak verdim. Niye Suna? Neden benden saklamak istiyor? Sen üzülme diye. 20 yıl ceza aldın Mahir. Kaçak olduğun için cezan daha da artacak. Çocuğu olduğunu bilirse nasıl geçecek o seneler dedi. Çok acı çeker dedi. Sen üzülme diye yani. Yoksa ben Mahir'e aitim diyor da başka laf çıkmıyor ağzından. O sizden hiç vazgeçmedi ki. Bakma onun öyle sert durduğuna. Hiçbir zaman da bebeği aldırmayı düşünmedi. Gücü, kuvveti, her şeyi o bebek onun. Öyle kararlı ki bebeğinizi doğuracak. Sensiz de olsa büyütecek. Mahir'im, sevdam, her şeyim o benim diyor. Yok öyle şey. Tek başına büyütmek de nereden çıktı? Bizim bir bebeğimiz olacaksa soyadı da Kara olacak. Mahir! Mahir, Mehmet Sayım gözaltına almış. Hem de kendi evinde, Feride'nin göz önünde. Ah, çok şükür yakalandı cani adam. Feride nasıl? İyi değil mi? Bir yaralanma olmuş. Hastaneye gitmişler. Durumu iyiymiş ama Mahir. Yasin, neyse var Feride'nin iyi mi? Hadi hastaneye gidelim, orada öğreniriz. Burada kimse yok abi. Nasıl yok lan? Soyda evde yok abi. Eve baktık. Eşyaları da almış galiba. Mutfakta tam tıkır. Bence bayağıdır burada değilmiş zaten. Nereye gitti lan bu kadın, benim çocuğumu alıp, ha? Vallahi bilmiyorum abi işte. Bilsem söyleyeceğim de bilmiyorum işte. Bana kelime yapma lan. Gidip oradan bütün komşularına sorun. Adamı toptan zıvanadan çıkartmayın. O kadını bulacağız Selim. Hangi deliğe girdiyse onu oradan çıkartıp bulacağız o kaltağı, anladın mı? Emredersin abi, soruşturuyorum hemen. Başını çarpmış. Sonra da bayılmış. Acil servise alalım. Serumu hazırlayın. İlaç da serumdan verilsin. Hadi çabuk olun. Hayır, ilaç vermeyin bana. Merak etmeyin hanımefendi. Sakin olun. Yormayın kendinizi. İyileşeceksiniz. Hamileyim. İlaç vermeyin sakın. Bir işi varmış ama az sonra burada olur. Su verin bana. Bakan Bey ne istiyorsa getirdim. Çay da ikram edin. Murat duyduysa konuştuklarımızı, yandım ben Aysel, yandım. Kahretsin. Vallahi galiba duymuş abla. Ama ben geldiğini de gittiğini de görmedim. Fatma görmüş dükkana gelirken çıktığını falan da fişek gibiydi diyor. Konuştuklarını duyduysa kızdı demek ki. Bal damlıyor ağzından. Vallahi. Hayır, sen ne işe yarıyorsun acaba? Ha? Bir saatte mi yapılır o kahve? Yapaydın zamanında. Söyleseydin bana Murat geldi diye. Böyle salak gibi yakalanmayacaktın benimle. Abla ben nereden bilebilirdim ki? Yok, kesin duydu. Kesin. Bak ortalıklarda da yok zaten.
Alo. Benim abla, benim. Atıf, yandım ben, yandım, yandım, bittim ben. Ya ne oldu ki? Şu bizim Murat yok mu? Başımın belası. Heh. Duydu seninle konuştuklarımızı büyük ihtimal. İşte ayağımın altından çek dediğimi. Ne bileyim, gerekirse öldür dediğimi filan. Kesin bir şey yapacak. Ne yap ne et, bir şey yap Atıf. Durdur şunu. Bakarız ama o iş öyle kolay olmuyor işte. Allah'ın çömezi. Niye kolay olmuyormuş? Murat'ın arkasında Korkut Ölmez varmış. O yardım etmiş. Ne? Yardım mı etmiş Murat'a? Sen bana şunu bir baştan anlatsana. Avukat falan tutmuş, araya adam koymuş. Velhasıl suçundan sıyırtıp çıkmasına yardımcı olmuş Murat'ın. Vay 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 vay. Turgut Akın'a baksın. Arkamdan iş çeviriyor, öyle mi? Evet abla, maalesef öyle. Ne oldu? Yılan, yılan. Benim başka haberlerim var asıl sana. Ne haberin var daha bana başka? Yağdır, yağdır hadi. Mehmet Saim yakalandı. Az önce adliyeye getirildi. Ne diyorsun sen Atıf? Sabah evinden alındı, adliyeye getirildi. Tamam. Ben geliyorum, sen bekle orada. Hadi, hadi canım. İlaç vermeyin dedim size, hamileyim. Merak etmeyin Feride Hanım. Yalnızca serum veriyoruz. Vücudunuz susuz kalmasın diye. İçinde ilaç yok. Derin bir yara değildi. O yüzden dikiş atmadık. Yalnızca pansuman yapıldı. Hayır. Feride. İyi misin? Ne oldu? Babamı gözaltına aldılar. Duydum. Sen nasılsın onu söyle. İyiyim. Ben de şimdi Feride Hanım'a anlatıyordum. Yarasına pansuman yaptık. Ancak doktor bu gece müşahede altında tutmak istiyor. Neden? Tehlikeli bir durum mu var? Hayır. Başından yaralandığı için tedbir amaçlı kalmasını istedi. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Eve gittiğimde kaçmak üzereydi. Ben de izin vermedim tabii. Kaçmasına izin vermem için bana yalvardı. Olmaz deyince de çok sinirlendi. Yolundan çekilmemi istedi. Ben de karşı koyunca beni itti. Yıllarca her korktuğumda sığındım. Beni korur dediğim babamın gözü döndü. Canımı acıtacağını bile bile yaptım. Hayır. Tamam Feride. Tamam, tamam. Tamam, üzme artık kendini. Bak hepsi bitti. Bitti. Bu acılar, bu sıkıntılar da geçecek. Nasıl Mahir? Geçse de izi kalmayacak mı? Nasıl sarılacak yaralarım? Her doğan günde bir umut vardır Feride. Nefes aldığımız müddetçe elbet tutunacak bir dal, dayanacak bir güç bulunur. Şu yaşadıklarımız ama. Neler geldi başımıza, nasıl oldu? Ben başımıza gelenlere hala inanamıyorum. Ben artık kolay bir hayatım olsun istiyorum. Basit, sıradan. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun Feride. Yüreğin öyle temiz, öyle büyük ki. Merak etme.
İstediğin günler yakında. Yeter ki ümidini yitirme. Selim, bittik biz. Bittik biz Selim. Merhaba Sağcım, hayırdır? Buna telaş ya. Mehmet Saim'i gözaltına almışlar. Haberim olmadığını mı sanıyorsun adam? Madem haberim var, bu ne rahatlık Selim? Savcı ifadesini aldığında ne olacak sanıyorsun? Ha? Bittiğimizin resmidir. Mehmet Saim bizim de adımızı verecek. Tek tek. Acaba mı? Sen neye güveniyorsun da bu kadar sakinsin, anlamadım ben. Mehmet Saim'in kişiliğini elbette. Adam adliyede diyorum. Bu yolun dönüşü yok. Güven bana. Bak görürsün. Mehmet Saim bütün suçlamaları kesinlikle reddedecek Adnan Savcı. Gerçeği Selim. Gerçeği nasıl reddedecek? Ha? Söyle. Adam bir cinayet işledi. Biz de üstünü örttük. Alenen işbirlikçileriyiz. Kabul et. Buradan kurtulmamız mümkün değil. Yolun sonuna geldik. Savcım bir sakin ol ya. Ne bu telaş? Betim benzin attı. Geç. Geç otur şöyle. Bir kahve ısmarlayayım sana. Geç. Ne kahvesi be adam? Bittik biz diyorum. Anlamadın mı sen hala durumu ve ahmetini? Ben her şeyin farkındayım Adnan Savcı. Dur biraz, bekleyelim. Bakalım Mehmet Saim nasıl bir oyun oynayacak. İlk hamlesini görelim, ona göre gardımızı alırız. Hı? Sen önce telaş etmeyi bırak. Telaş her zaman hataya yol açar. Hı? Geç öyle. Sade kahve söyle. Ben anlamıştım yalan söylediğini. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Sen bana yalancı diyemezsin, bu bir. İkincisi ben sana yalan söylemedim. Gerçeği sakladım. Buna da sır saklamak denir. Arkadaşının sırrını saklayana da iyi dost derler. Yalancı değil komiser bey. Öyle mi derler? Feride benim de arkadaşım ama. Ne var yani, Mahir de benim arkadaşım. Ama sen onunla alakalı bildiklerini bizden saklıyorsun, öyle değil mi? Allah Allah. Ne bu tavırlar ya? Yok ben öyle yaptımlar, böyle derimler falanlar filanlar. Nasıl Feride, iyi mi? Dinleniyorum. Bu gece kalacak. İyi. Ben kalırım canım arkadaşımın yanında. Abi hemen gitmen lazım buradan. Hastane polisi dolaşıp duruyor. Zaten Feride'nin burada yattığını öğrenince bütün emniyet çöker buraya. Malum senin Feride'yi ziyaret etme ihtimalini atlamazlar. Abi polisler geliyor. Sen böyle yürü. Ben onları uyandırırım. Hemen hadi abi hadi. Sunan sen de 2 dakika gelsene ben. Arkadaşlar. Ben Merkez Karakol'dan Yasin Komiser. Feride Hanım'ın nasıl yaralandığı ile ilgili bilgi almak için gelmiştim. Bir malumat alabilir miyim? Suna, yardımına ihtiyacım var. Mahir, böyle ortalık yerlerde görünmeyelim. Gözünü seveyim, şöyle kuytuya geçelim. Bu gece Feride'nin evine gidip birkaç eşyasını almanı istiyorum. Yarın sabah da hastaneden çıkar çıkmaz benim yanıma getirmeni. Yanına mı? Evet. Adada olacağım ben. Sen de Feride'yi alıp oraya geleceksin. Ne deyip getireceğim Mahir? Neyse. Düşüneceğim bir şeyler. Olmadı birkaç gün eve gitme derim. Hı? Hava değişikliği iyi gelir derim. Bir şekilde ikna ederim. Nasıl olsa seni görünce çok sevinecek arkadaşım. Bu arada sakın Feride'ye bebeği bildiğimi söyleme. Ben hiç belli etmedim. Sen de bozma. Aa, niye ki? Çünkü yarın evleneceğiz. Ne? O yüzden Feride bildiğimi bilmemeli.
Mahir, siz gerçekten evlenecek misiniz? Ay, çok sevindim. Yıldırım nikah kıydırmak istiyorum. Bunun için de doktor raporu lazım. Feride'nin hamile olduğunu bildirirsek işlemleri hemen yapıyorlar. Şimdi doktorla ben konuşursam Feride'nin kulağına gidebilir. Sen alabilir misin raporu? Aşk olsun. Oldu bil. Sen Sunay'ı hiç tanımamışsın. Belgin Hanım. Gel gel. İfadesini aldılar mı Mehmet Sayın Bey? Savcıyı bekliyorlar odada. İyi, iyi. Ne yap ne et? Savcıdan önce beni görüştür onunla. Mümkün değil. Odada iki tane polis var, çıkartamam. Yani onların yanında sohbet etmek istemezsin herhalde. O zaman Bakan Bey'i odadan çıkar. Nasıl olacak o? Savcıya haber verildi, birazdan gelir. Eğer onları odada görürse ne yapar biliyor musun bize? Madem vakit dar, burada böyle çene çalacağına git bir onu bul. Hadi. Zanlıyı tuvalete götürdünüz mü? Yok. Bu ne fütursuzluk? Bakan Bey ilk geldiğimizde rica etti bizden. Ben de haber yollattım memurla size. Bu mu yapacağınız iş? Bakan Bey, çok özür dilerim efendim. Buyurun, ben size yardımcı olayım. Çok şükür. Demek ki hala insan haklarına saygılı memurlar varmış. Odadan ayrılmayın. Savcı biraz sonra ifadeye gelecek. Tamam. Ne oluyor? Biri sizi görmek istiyor bakanım. Kim? Belgin Hanım. Bu tarafta. Sen çık dışarıda bekle, içeri kimse girmez. Sadece 5 dakikamız var. Biliyorum, yürü. Tamam. Ah beyefendi. Nasıl üzüldüm, olanları duyar duymaz hemen koştum geldim. Neden? Tabii ki sizi kurtarmak için. Nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Savcı ifadenizi almaya geldiğinde cinayet işlediğinizi asla kabul etmeyin. Birinin sizi mahvetmek için üzerinize suç attığını söyleyin. Saçmalama Belgin. Beceriksizliğin yüzünden cinayet aleti ellerinde. Üzerinde de benim parmak izlerim var. Bunlar teferruat Bakan Bey. Beni ipe götürecek teferruat ama. İşte ben de o yüzden suçu bir başkasının üzerine atalım diyorum ya. Kimin mesele? Turgut Akın'ın. Şaka mı bu? Bilakis tek çareniz. Hemen anlatıyorum. Eski savcının pis işlere bulaştığını, sizin mevkiinizi, makamınızı, gücünüzü sizden habersiz kullandığını söyleyeceksiniz. Masum olduğunuzu, bu büyük oyunun Turgut Akın tarafından düzenlendiğini anlatacaksınız. Son anda bunu fark ettiğinizi ve tam onu yakalatmak üzereyken Turgut'un sizin planınızı anladığını ve Kerim Hanım'ı öldürdüğünü söyleyeceksiniz. Ve tabii ki suçu sizin üzerinize attığını. Saçma. Kim inanır bütün bunlara? Herkes. Mahkeme zaten Turgut'u suçlu buldu. Ayol, onun kaçakçılık yaptığını bilmeyen mi kaldı Allah aşkına? Rica ediyorum. Üstelik bütün bunlar olurken Turgut asla sizin isminizi vermedi. Yani herkes buna inanmaya hazır. Sizin tek yapmanız gereken masum, kullanılmış, kandırılmış rolünü iyi oynamanız. O kadar. Her şeyi iyi düşünmüşsün de önemli bir detayı unutmuşsun. Turgut Akın şu anda kağıt üzerinde de olsa ölü. Kimse Turgut Akın'ın yaşadığını ispat edemedi. Edemez de. Bütün izlerini silmiş adam. Acaba Turgut'un yok ettiğini sandığı bütün o evraklar, karakollarda alınan parmak izleri, hepsi bende. Tabii ki sizde, Bakan Beyciğim. Şimdi buranın işleyişi malum. Siz anlatmaya ne hacet? Nasıl ifade verirseniz verin, savcı yarınki nöbetçi mahkemeye kadar sizi burada tutacak. Hiç endişe buyurmayın Bakan Beyciğim.
Yarınki mahkemeden önce ben bizzat gelip delilleri size teslim edeceğim. Ay bu ne tatsız tuzsuz bir şey Suna, yok içmeyeceğim. Hastane çorbası işte Feride, iç. Zaten günlerdir hiçbir şey yemedin. Suna gözünü seveyim, şu doktorla konuş, hadi çıkarsın beni buradan. Katiyen olmaz, bebeğin sağlığı için kalman şart. Suna kendime geldim ben. Hadi ne olur bak söyle, çıkarsınlar beni buradan. Israr etme Feride. Bu gece burada kalacağız, bu fikre alış. Ben sadece bir ara gidip ikimize birkaç eşya alıp geleceğim. Bak bak. Bakışlara bak. Sil o bakışları hemen. Benim gitmem fırsat bilip kaçacağını tahayyül ediyorsan çok beklersin. Kapıya polis dikeceğim. O bebeğin teyzesi olarak yapacağım bunu. Suna. Sen Mahir'e bebekle ilgili bir şey söyledin mi? Ya da ima ettin mi? Bak doğru söyle. Aşk olsun Feride. Nereden çıkardın? Ben bir şey demedim. Bilmiyorum Suna. Öyle baktı ki gözlerimin içine, sanki gözlerimden kalbime gitmek istedi. O kadar derin, o kadar manidar. İçime işledi sanki bakışları. Ben tanıyorum onu, kesin bir şey olmuş. Nasıl baksın Feride? Karşısında aşık olduğu kadın. Annesi ölmüş, babasını kendi elleriyle polise teslim etmiş. Kolunda böyle bu kadar serum, nasıl baksın? Söyle. Belki de bana öyle geldi, bilmiyorum. Hadi iç şu çorbalı. Hemen mi gidiyorsun? E gideyim. Çok geç kalmam ki, zaten şuna taksiye binip geleceğim. Suna, her şey için sağ ol. Saçmalama, bitecek o çorba. Nasıl Feride? Gayet iyi. Ben şimdi gidip eşyaları alacağım. Tamam, ben de bir Feride'ye bakayım sonra gideyim. Aman Yasin komiser. Unutmayın, hamilelik durumunu bilmiyorsunuz. Yoksa sürpriz bozulursa Mahir ikinizi de yakar. Tamam tamam, merak etme. Ha bir de sizden bir şey rica edeceğim. Tabii, buyurun. Siz şimdi Feride'yi görseniz, ben burada beklesem. Sonra ben de gelir misiniz? Nereye? Feridelerin evine eşyalar alacağım ya. Şimdi ben oraya tek gidemem. Kerim Hanım öldü ya kabus evi gibi. Beni yalnız bırakmazsınız değil mi? Gelirsiniz. Tamam tamam, gideriz. Baba kolay gelsin. Gel evladım. Baba Mahir geldi, seni bekliyor. Mahir mi? Hı, parkın orada. Tamam evladım. Gidelim hemen. Baba bak. Tamam baba da bakalım, kay. Ama. Oo, gel bakayım, gel. Geçti, gel. Geçti bak. Oğlum. Babam. İyisin değil mi evladım? Ben iyiyim de baba. Aklım sende. Nasılsın? Kolum kanadım kırık artık. Neredesin? Nasılsın kaygısı bir yanda. İknur'un yokluğu bir tarafta. Son gün desen yüreği kırık boynu bükük. Bir dalyan vardı. Safiye'mden sonra yoldaşım. Artık o da yok. Gel oturalım baba şöyle. Keşke her şey başka olsaydı baba. Keşke yanında derdine tasana ortak olsaydım. Kederlenme evladım. Kendim için bir dileğim, arzum yok artık. Bundan böyle iyilik benim için sizden bir teveccüh. Acına su serpmeye yeter mi bilmem ama
Mehmet Saim tutuklandı. Yaptıklarının cezasını çekecek. Nazife'mizin, annemin kanı yerde kalmayacak. Sonunda desene evlat. Geç gelen adalet, adalet değildir ama buna da şükür. Onca çaba, onca mücadele, eba olmadı neyse ki. Baba. Ben sana başka bir müjde vermek için geldim. Benden duy istedim. Baba olacağım. Feride ile çocuğumuz olacak. Mahir. Ben her şey bitti sanıyordum. Feride kızım. Yapmamış baba. Kıymamış yavrumuza. Allah tamamına erdirsin. Allah size senin gibi yürekli, Feride kızım gibi adaletli, merhametli bir evlat nasip etsin. Amin baba, inşallah. Müsaadenle yarın Feride ile evlenmek istiyorum. Şimdi düğün dernek kuracak halimiz yok. Ama karnında çocuğumu taşıyan kadını sahipsiz bırakmam. Yarın Feride'yi alıp adaya gideceğim. Orada Yıldırım nikahımız kıyılacak. Gün gelir de adalet özgürlüğümü bahşederse, çıktığım gibi de an nişanlı düğünümüzü yaparız. Senden icazet almaya geldim baba. Evleneyim, sonra da gidip teslim olacağım. Eve geldiğimde Kerime, sevgili eşim, ölmüştü zaten. Evde polisler ve kızım Feride de vardı. Onlar da bu duruma şahit. Gece boyunca nerede olduğumu ispat edebileceğim tanıklarım da var. Cinayeti işlediğinizi reddediyorsunuz yani, öyle mi? Tabii ki. Hangi insan yıllarca aynı yastığa baş koyduğu kadını öldürebilir ki? Hem de hiçbir gerekçe yokken. Cinayet aletinde parmak iziniz bulundu. Bundan daha doğal ne olabilir ki savcı bey? O benim mektup açacağımdı. Rahmetli oğlumun bana parmağınıydı. Benim parmak izim değil de kimin parmak izi olacak? Sürekli kullandığınız kaleminizde, evde çay içtiğiniz bardakta sizin parmak iziniz yok mu? Allah yolunuzu açık etsin. Nikahınız da hayırlı kademli olsun evladım. Allah razı olsun baba. Feride kızıma selam söyle. Başla. Bu defa o imzayı attır ona. Diyelim ki bu bir komplo. Size düşmanlık eden birisi cinayeti üstünüze yıkmaya çalışıyor. Kim yaptı bunu o vakit Mehmet Saim Bey? Bakın savcı bey, hayatım boyunca dürüst bir insan olarak yaşadım. Milletime, devletime canla başla hizmet ettim. Çalmadım. Çalana da izin vermedim. Ama kabul etmem gerekir ki saf bir insanım. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Ben de kolay inanırım, güvenirim. İşte bunu keşfeden biri oldu. Eski savcı Turgut Akın. Biliyorsunuz, kendisi görevi kötüye kullanmaktan, cinayetten ve kaçakçılıktan yargılanıyordu. Öldü. Kızımın da mesai arkadaşı olan bu zata inandım. Ahbap oldum. Lakin kendisi herkes gibi beni de kandırdı. Kötü işlerinde adımı, mevkimi kullandı. Mehmet Saim Bey, size saygısızlık yapmak istemem ama ölmüş bir adamdan bahsediyorsunuz. Ölmüş bir adamın cinayeti işleyip suçu üzerinize attığını mı iddia ediyorsunuz?
Bu biraz akıl dışı değil mi? Hakikat böyle olsaydı belki. Ama o ölmedi. Kimlik değiştirdi. Korkut Ölmez adıyla etrafta dolanıp duruyor. Bu suçlamadan haberim var. Ancak bildiğim kadarıyla aklandı bu durumda. Çünkü kendisi zehir gibi bir zekaya sahip. Bunca yıl beni kandırdığı gibi kendini ölü göstererek bütün izleri sildi. Şimdi de başkasıymış gibi herkesi kandırmaya devam ediyor. Varsayımla yargılama yapılamayacağını bizim kadar siz de iyi bilirsiniz. Varsayım değil. Elimde onun Turgut Akın olduğunu ispatlayacak parmak izleri var. Tutukluyken alınan. Bunları bulduğum an her şey kafamda yerli yerine oturdu. Hakkında bir dosya hazırlıyordum. Adalete teslim etmek için. Kendisinin hafiyeleri çok olduğundan bundan haberdar oldu. İşte bu yüzden sevgili eşimi öldürüp bu hunharca cinayeti üstüme yıkmaya çalışıyor. Sırf benden kurtulmak için. Onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmamam için. Hazırladığınız o dosya, parmak izleri. Nerede Mehmet Sayın Bey? Ben de güvenli bir yerde saklıyorum. Şöyle yapsak, bu da çok yakışır size. Ne dersiniz? Ooo, hoş geldiniz Bihter Hanımcığım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Ne güzel. Ne kaş göz yapıyorsun Aysel? Kim var içeride? Murat mı? Yok abla. Hani şu Ceylan gibi seken adam var ya. Çakır gözlü olan. Takım elbiseli. O geldi içeride. Ha Turgut. İyi. Hadi sen bak işine. Of. Of. Bekle bekle. Bir hal oldum Belginciğim. Nerelerdesin? Birkaç ufak tefek işlerim vardı. Onları hallettim. Bozuluyorum ama ha. Şahane şeyler oluyor. Hiç haber vermiyorsun aşk olsun. Şahane şeyler mi? Vallahi benim haberim yok. Ne olmuş? Mehmet Sayın Bey tutuklanmış. Şu an adliyede savcı ifadesini alıyor. Sen ciddiysin. Evet. Evinde yakalanmış. Meclis dokunulmazlığı kalkar kalkmaz harekete geçmişler. Ya işte böyle. Bakmazlar adamın gözünün yaşına. Gerçekten şahaneymiş. Of. Ne kadar feci bir durum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Düşünsene. Evinde biricik kızının gözü önünde. Hop alıp götürmüşler koskoca bakanı. Ah yazık. Yazık olmuş sevgili Feridecine. Ne ızdıraplar çekmiştir kim bilir. Ne oldu? Teselli edemedin mi? Gelecek cancağızım. Onun da zamanı gelecek. Hatta geçenlerde sevdiğim bir dostuma söylemiştim. Sabretmek çok önemlidir. Ben sabrediyorum. Öyle tabii. Yalnız biliyor musun Mahir hala kayıp? Sence neyin peşinde? Amacına ulaştı oysa. Ha? Kaçıyor olmasın sakın. Vallahi Mahir öyle bir adam değil. Ne kaçar saklanır, ne de insanın sırtından bıçaklar. Vay 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 vay. Bu ses tonu, bu sesindeki manidar tını. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun yoksa gerginsin de ondan mı böyle konuşuyorsun? Vallahi ben Mahir Kara neyse onu söylüyorum. Bir şey ima ettiğim falan yok. Gergin de değilim. Asıl sen çok şüphecisin. Bu kadar bünyeye zarar ben sana söyleyeyim. Sen beni boş ver de şu Mahir'i bul. Amacını öğren. Başımıza sıkıntı çıkarmasın. Turgut demedi deme sonra. Sen niye bu kadar tedirginsin? Hı? Dalyan'ı öldürttüğün için mi? Sadece kendim için değil. Belginciğim senin için de tedirginim.
Düşünsene Mahir ikili oynadığını öğrenirse hatta. Üçlü oynadığını. Ne yapar sence? Sen en iyisi dediğimi yap. Bebek yüzlü. Mahir'i bul. Niyetini öğren. Sayım ne yapıyor? Dakika dakika haberim olacak. Ne yiyor, ne içiyor, kimle ne konuşuyor hepsinden. Adamımız hazır. Adliyede merak etmeyin. Thank you.